Noktada denge bizim için oldukça önemli. Hemen bir tane başlık atalım o yüzden. Şöyle. Böyle başlık attık. Ne yazdık buraya? Noktada denge. Şimdi momenti işledik. Hatırlarsınız. Vektörler üzerinden ifade ettik. Yine vektörler üzerinden momentin olmadığı durumlara bakacağız. Ne demek momentin olmadığı durumlar? Varsayalım bir tane sistemimiz olsun. Burada hemen çizmeye çalışayım size. Bir tane kuvvet buraya gidiyor örneğin. İşte bir tane kuvvet buraya gidiyor. Bir tane kuvvet buraya gidiyor. Bir tane kuvvet de buraya gidiyor. Sonuçta bunların hepsinin ortasında da bir nokta mevcut. Bu dört kuvveti noktaya göre düşündüğümüz zaman aslında bir momentin oluşmadığını, buradaki bütün meselenin kuvvet dengesi olduğunu görüyoruz. Yani bu dört kuvvetin birbirine eşit olabilmesi için ne olması lazım? F1, F2 diyelim böyle, F3 diyelim ve F4 diyelim. Bunların hepsini toplayacaksınız. F1 artı F2 artı F3 artı F4 ve sonuçta sıfıra ulaşacaksınız arkadaşlar. Burası önemli. Bizim amacımız burada sıfıra ulaşmak. Yani burada momentten bahsetmiyoruz. Herhangi bir moment durumu, moment dengesi yok. Herhangi bir moment oluşması için ne olması gerekiyor? Onu da zaten sonraki derste işleyeceğiz. Varsayalım bir tane kirişimiz ya da kolonumuz olsun fark etmez. Bir kirişe bir tane kuvvet etki etsin yukarıdan. Mesela şuradan etki etsin. Burada da bir mesnetimiz olsun. Şöyle şurada da mesnetimiz olsun. Moment konusunda hatırlarsanız işlemiştik. Bu durumda bir yolumuz oluşuyor. Burada bir yol var. Buna X diyelim. Buna F diyelim. Ancak bu sağlanırsa momenti de ekstradan sıfırlamamız lazım. Yani hem burada moment sıfır olacak hem delta F toplamı. Yani toplam kuvvet sıfır olacak. Ama şu durumu incelediğimizde farkındaysanız bütün kuvvetler zaten aynı noktada toplanmış. Arada bir x mesafesi yok. Yani x vektörü yok ortada. Bir yol vektörü yok. Bu yüzden sadece noktada bulunan kuvvetleri sıfırlamamız gerekiyor. Sanırım anlaşılmıştır mantık. Yani ne işleyeceğimiz. Bunun üzerine bir tane soru çözelim hemen. Soru üzerinden gitmek her zaman daha iyidir. Şekilde bir tane çubuk verilmiş. Bu çubuğa 250 Newton ve 200 Newton kuvvet etki etmekteymiş. Soru şu. Şekilde görülen kuvvetleri dengede tutabilmek için gerekli üçüncü vektörün özellikleri nelerdir? Sistemi dengede tutacak üçüncü vektörün şiddeti, yönü ve doğrultusu diyelim nedir? Ancak bunu sağlarsak yani şuradaki dengeyi bulursak üçüncü vektörü bulabiliriz. Önce zaten bunu tartıştık. Farklı metotlarla bulunabiliyor. Örneğin ne yapabilirim? İlk metot bence burada en pratik, uygulaması en kolay olan metot kartezyen olarak düşünmek ve sistemi dağıtmak yani içindeki kuvvetleri dağıtmak olabilir. Farkındaysanız üstte bir 250 Newton varmış. Yine öbür tarafa doğru bir 200 Newton varmış. Böyle bir şey tahmin edebilirim. Şimdi bunların bileşkesi muhtemelen Y yönünde olacak. Demek ki bizim üçüncü vektörümüzün şiddeti bunları ters yönde bir yerde olması lazım. Ama tam yerini kestiremiyorum. Tam yerini kestirebilmem için ne yapacağım? Şöyle bir koordinat sistemi çizeceğim önce. Tabii şu koordinat sistemi olmadı bu. Böyle çizeyim. Bir koordinat sistemi çizeceğim. Bu koordinat sistemi üzerinde bu vektörleri öncelikli olarak dağıtacağım. Bir tane burada varmış. Değil mi? Şöyle. Bir tane de diğer tarafta varmış. Bir tane de bu tarafta varmış. Bunların şiddetlerine bakıyorum. Birisi 250 Newton. Değil mi? Diğeri 200 Newton. Şöyle. Bunun açısına bakıyorum. Açısı 45 dereceymiş. Diğer tarafta açı vermemiş ama 3, 4, 5 üçgeni vermiş farkındaysanız. Demek ki buradan gideceğiz. Yani şurası 4 ise, şurası 3 ise, bu dik üçgen ise, bu vektörün baktığı doğrultu da 5'miş. Şimdi amacım şu. Bunları bileşkelerine ayıracağım. Bileşkelerine karşılık gelen diğer vektörleri bulacağım. Değil mi? Dik bileşenlerini aldım. 200 Newton da ayırıyorum. Bir tane yukarı doğru var. Bir tane
Aşağı doğru var. Güzel. Bunları hallettik. Şimdi ne yapıyorum? Bunların bileşkelerini bulmaya çalışıyorum. 250 cos 45 olacak şurası. Neydi kural? Yakın kenar. Cos 45, uzak kenar sinüs 45. Yani şurası cos 45 oldu. Şurası 250 sinüs 45 oldu. Şimdi buraya dikkat ediyorum. Mantık şu. 200 eğer 5 ile orantılıysa 3 ve 4 neyle orantılıdır? Bir tanesini yapayım. Mesela 3 için yapayım. Diyorum ki 205 ile orantılıysa, yani 200 5 ile orantılıysa, değil mi? 3 neyle orantılıdır? Ona x diyelim. X ne olur bu durumda? 300 çarpı, değil mi? Şöyle 200 3 çarpı 200 bölü 5. Şimdi 3 hangi bileşeni temsil ediyor? Dik bileşeni. Demek ki burası neymiş? 3 ile doğru orantılı olan 100 çarpı 3 bölü 5'miş. Burası o zaman 4 ile ilişkili olacak. Farkındaysanız 5'e bölüp kendi bileşeniyle çarpıyoruz. Yani 5 çarpı 4. Güzel. Hepsini bulduk. Şimdi bizim önceki derslerimizde yaptığımız şey bunların bileşkelerini bulmaya çalışmaktı. Ama bu derste bileşke bulmaya çalışmayacağız. Bu derste tam tersi bu bileşkeye zıt olan kuvveti bulmaya çalışacağız. Burada da prensip bütün toplam vektörleri sıfırlamak. Şimdi bizim bunu sıfırlayabileceğimiz hangi vektörler var ortada? Şimdi çizmeye çalışacağım size bunu. Birincisi aşağı doğru. Şöyle bir renkle çizeyim. Bakın. Y yönünde ve X yönündeki vektörleri sıfırlamam lazım. Bakıyorum. Buraya doğru bir vektör var. Doğru. Buraya göre bir vektör var. Evet. Aynı şekilde yukarıya doğru bir vektör var. Aşağı doğru bir vektör var. Şöyle diyebilirim. Bunu bir kere dengelemek için her durumda aşağı doğru bir vektörüm olacak. Bileşke vektörüm olacak. Bir tane de X ya da Y yönüne doğru, pardon, X yönüne doğru, yani X doğrultusunda diyelim, ya da bir vektörüm olacak. Ama onun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Onu bilebilmem için, anlayabilmem için şuradaki net kuvveti bilmem lazım. Şurada 250 cos 45'ten 100 çarpı 4 bölü 5'i çıkartıp ne tarafa doğru bu vektör bakıyor onu bulabilmem lazım. Prensibim şu. Delta fx, yani x yönündeki kuvvetlerin toplamı 0 olacak. Y yönündeki vektörlerin toplamı 0 olacak. Önce kolay olan y'yi yapalım. Buraya şimdi f bilmediğim için tabii y diyorum. Bir de burada fx olacak. Onu konuşacağız biraz sonra. Ne yaptım şimdi? Buradaki vektörleri topluyorum. Çünkü bu vektörlerin hepsi yukarı doğru bakıyor. Ve bu vektörlerin toplamı f y'ye eşit olmak zorunda. Aksi halde bir denge kurulamaz. Bölü 5. Artı. Yine yukarı doğru bakıyor. 250 sinüs 45. Bu vektör her durumda aşağı bakacağı için eksi f y diyorum. 0. Buna artı da diyebilirsiniz. Artı çıktıktan sonra önünüze gelecek cevaba göre karar verirsiniz. Eksisine ya da artısına. Ama ben şu an kesinlikle aşağı doğru olduğunu biliyorum. Bunları toparlıyorum böyle. Fy'nin buradan ne çıktığını görüyormuşum. Eksi 296 virgül 7 Newton. Bunu hallettik. Demek ki aşağı doğru bir 296,7 Newton'lu kuvvet olmalı ki üstteki kuvvetleri dengelesin. Şimdi de x yönüne bakalım. X yönü biraz daha karışık. Çünkü iki tane vektörümüz var. Şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Şu taraf artı, şurası eksi. O zaman 250 çarpı cos 45 eksi 200 çarpı 4 çarpı 5. Ne çıkıyormuş bunun değeri? Yaklaşık 18,57. Yani arkadaşlar yönü nereye doğru bakıyormuş aslında bunun? 250 daha küçük olduğuna göre sol tarafa bakıyormuş. Doğru mudur? O zaman fx ne olacak burada? 250'den, yani buradan bunu çıkarttım. 200'ü çıkarttım. Yani benim baktığım yön ne tarafmış? Teknik açıdan.
Bu tarafmış. Sol tarafmış çünkü eksi çıktı. Bu durumda 18,57 dedim. Benim bunu dengeleyecek kuvvetim hangi tarafa doğru olmalı? Zıt yöne doğru. Yani bu tarafa doğru olmalı. Aslında bileşkem neymiş? Aşağı doğru ve bu tarafa doğru imiş. Burası ne bulmuştuk? 18,57. Şurası 18,57'ymiş. Aşağı taraf 296 virgül 7 Newton'muş. Demek ki bunların bileşkesi benim için dengeleyici kuvvet olacaktır. Bu durumda R'yi nasıl ifade ederim? R eşittir karekök içinde. 18,57'nin karesi artı 296,7'nin karesi. Buradan da R'yi bakayım bulmuş muyum ben? 297,1 bulmuşum. 1 Newton. Yönü belli, değil mi? Şu an doğrultusu belli. Pardon, kuvvetin şiddeti belli. Doğrultusu belli. Fakat açısı belli değil. Şuradaki açıya da ihtiyacım var. Detaya. Bunu nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Karşı bölü komşu. Yani benim için aslında arktan parantez içinde karşı 296,7 değil mi? Teta karşısı şöyle şurası. Komşusu 18,57. Böyle şunu düzgün yazmaya çalışayım. Teta'ya eşit. O teta da yaklaşık olarak ne çıkıyormuş? Sanırım arkadaşlar yaklaşık 87 derece gibi bir şey çıkıyor. 87 derece. Bu şu demek. Bu farkındaysanız şuranın şiddeti çok yüksek. Şuranın şiddeti çok düşük. Yani biz burada birazcık kötü çizmişiz. Bu normalde şöyle bir şeymiş. Neredeyse dikmiş şuraya arkadaşlar. Hatta şöyle biraz daha dik çizmeye çalışayım. Şöyle neredeyse dikmiş. Böyle bir şeymiş. Çok yakınmış. Tamam. Bu soru böyle. Hemen başka bir soruya bakalım.